outside, some members of the core diplomatic that do not or may not speak either Spanish or Turkish. So I decided to thank them for being present here today in English at first. And then, if you allow me, I will continue in Spanish. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde de Ankara, además con muy buen tiempo a pesar del otoño. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel Ankara gününde sonbaharda olmamıza karşın ama çok güzel. Cuando me llamaba nuestra querida Esther al podio me dijo que me presentó como el director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Muy honradamente llevo ese cargo, pero aquí además soy el director del Departamento de Español y es importante porque es donde nos hemos portado casi todos los hispanistas presentes en esta sala. Şimdi beste beni buraya çağırırken Latin Amerika çalışmaları araştırma merkez müdürü olarak tanıttı. Tabii çok gurur duyuyorum bundan ve görevlerimden bir tanesi var ama ben burada aynı zamanda İspanyol dilim edebiyatı ana bir dal başkanıyım. Bunu da çok önemsiyorum çünkü bu salonda hazır bulunan tüm İspanyol dilim mezunları aşağı yukarı oradan yetişmiştir. Hoy nos hemos reunido aquí para hablar de intergalactic. Y no voy a alargar mucho la palabra, eso lo voy a dejar al embajador del Perú que hizo posible que estuviéramos aquí hoy para hablar de esta célebre personalidad. Bugün İnka Garcilaso'yla Vega'dan bahsetmek üzere burada bir araya geldik. Ben sizi fazla uzatmayacağım, belki de iki bir şey söylerim ama esas sözü bugün burada bulunmamızı sağlayan birinci kişi olan Peru Büyükelçisi'ne bırakacağım. O anlatacaktır. Tabii ki bu çerçevede Sayın Dekanımız Profesör Doktor İhsan Çiçek'e de çok teşekkür ediyorum. Salonu tahsis etti. Bizi her anlamda desteklediğini yapar. También mis agradecimientos muy especiales conjuntamente con la Embajada del Perú y el Embajador del Perú a nuestro decano, Profesor Doctor İhsan Çiçek, quien nos dio la sala, el recinto y nos apoyó en todas las medidas posibles de nuestra facultad. Ahora, ¿quién es İnka Garcilaso? İnka Garcilaso, Chile. El İnka Garcilaso, por mí, es uno de los escritores más interesantes del siglo XVI en América. Bence İnka Garcilaso, 16. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli, en ilgi çekici kişilerinden, kişiliklerinden birisidir. Nació en 1539 en Cusco, en Perú. Y falleció en 1616 en Córdoba, España. 1539 yılında Peru'da, Cusco'da doğuyor ve 1616 yılında Córdoba'da, İspanya'da hayatı gözlerine yumuyor. ¿Y qué es lo que hace el İnka Garcilaso tan especial para nosotros, para el mundo de la literatura, para la historia, para Perú? ¿Nedir peki bu İnka Garcilaso'yu tarih için, edebiyat için, Peru için, hepimiz için, tüm edebiyat tarihi için önemli kılan derseniz? Şöyle, los incas no tenían alfabeto, los incas no escribían. Los incas hacían quipus, que generalmente eran para registrar datos, ¿no? Pero el quipu, que eran nudos que se hacían sobre unos hilos, no eran suficientes para poder escribir una obra literaria o para recolectar todos los datos. İnkaların alfabesi yok. Onun için İnkaların kipu dedikleri bir sistem vardı. Böyle iplerin üzerinde düğümler atarak, renkli düğümler atarak bir kayıt sistemleri vardı. Ama tabii bu kayıt sistemi her zaman
bir edebi eseri ortaya koymak için ya da tarihsel tüm verileri hakkıyla anlatmak için yeterli değildir. İdeayı yine la importancia de Enrique Garcilaso. Porque Enrique Garcilaso, nacido en la época de la plena conquista, es a quien debemos la mayoría de la información que tenemos sobre los incas. İşte Enrique Garcilaso döneminde orada ortaya çıkıyor. İnkalar hakkında bugün ne biliyorsak, büyük çoğunluğunu Enrique Garcilaso'nun eserlerinden görebiliyoruz. Ki kendisi Latin Amerika'nın fetih sürecinin tam ortasında doğmuş, tam içinde dünyaya gelmiştir. Başka bir önemi, Enrique Garcilaso bir yandan Perulu'lu, İnka sülalesinden gelmektedir. Yani asil İnka imparatorlarının soyundan gelmektedir. Diğer taraftan Fatihlerin soyundan da gelmektedir. Babası İspanyol'dur, annesi İnka'dır. Enrique Garcilaso tiene otra peculiaridad muy importante. Él proviene de la familia Inca, de la dinastía Inca, por parte de su mamá, que era una princesa, y por parte de su papá es español. Por mí, su obra más importante, y voy a terminar ya aquí mis palabras, por mí, su obra más importante es Comentarios Reales, publicado en 1609. Bence onun en önemli eseri, Kraliyet Anlatıları adlı eseridir. 1609 yılında yayınlanmıştır ve o dönemde kitabın ilk kısmında İnkaları anlatır, ikinci kısmında İspanyolların fethini anlatır. La primera parte habla de los Incas, de su cultura, de su imperio y en la segunda parte nos relata cómo se llevó a cabo la conquista del Nuevo Mundo, en ese caso en la parte del Perú. Y voy a terminar mis palabras, si me permiten, con su epitafio. Él, como les dije, falleció en Córdoba, España, y está enterrado. Y su epitafio dice mucho sobre él. Eso es del mesón verirken, mezar kitabesini okuyacağım size. O, biraz önce de bahsettiğim gibi, Córdoba'da dönüyor, İspanya'da ve orada metin, yani orada görülür. Ve hani kitabeyi sevgi mezar diyor ya oradan beri, yani onun kitabesinde, onun mezarının kitabesinde şunlar yazıyor ki onun hakkında birçok şeyi oradan görebiliyoruz. Ne oluyor bu sevgi okuması efendim? El Inca Garcilaso de la Vega, barón insigne, digno de perpetua memoria, ilustre de sangre, perito en letras, valiente en armas. Hijo de Garcilaso de la Vega de las casas ducales de Feria e Infantado, y de Isabel Valla, sobrina de Huay del Campa, último emperador, último emperador de Indias. Comentó la Florida, tradujo a León Hebreo y compuso los Comentarios Reales. Vivió en Córdoba con mucha religión. Murió ejemplar, dotó esta capilla, enterróse en ella, vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del mundo. El Inca Garcilaso de la Vega, hatırası ileri betleşecek meşhur şahsiyet. Soyu itibarıyla asil bir kalem ermanı, gözü pek bir silahşı. Feria ve İnfantado Türkleri ailelerine mensup Garcilaso de la Vega, son yeni dünya imparatoru, Huay da Capac'ın hemşiresi Elizabeth Paya'nın oğluydu. Ve Florida adlı eseri ortaya koydu. León Hebreo'yu tercüme etti. Son olarak Comentarios Reales yazdı. Córdoba'da yaşadı ve dindar biri olarak tanıdı. Ölümüyle bile örnek teşkil etti. Bu şapeli metfun oldu, yani gömülü olduğu şapeli kastediyor. Bu şapeli imar ettirdi ve buraya defnedildi. Varlığına Arap'ta azap çeken ruhların kurtuluşuna vakfetti. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kültür ve sanat toplumlar arası ilişkilerin gelişmesinde evrensel köprü vazifesi görmektedir. Bu yazar Enrique Garcilaso'nun adısına gerçekleştirdiğimiz bu serginin Peru ile ülkemiz arasındaki kültürel bağların güçlendirmesini temenni ediyorum. Bilindiği üzere dünya tarihi açısından 16. yüzyılda
konusunda çok önemli gelişmeler yaşanmış ve Amerika kıtasındaki pek çok ülkenin kaderi değişmiştir. İspanyollar bölgeye ayak basmadan önce Orta Amerika'dan Mayalar ve Aztekler, Peru'da ise İnka uygarlığı bulunuyor. İspanya'yı bölgede temsil eden sınıfı, gerek kültürel açıdan halkla kaynaşması, gerekse yerlilerle evlenmeler yoluyla melez bir kültürün ortaya çıkmasını sağlamıştır. İspanyol bir baba ve yerli bir anneden doğmuş olan El İnka Garcilaso'da kalemazlığı yapıtlarıyla melez kültürü en önemli temsilcilerinden biridir. Ya da bizzat yaşadığı olayları işlemiştir. Bu bakımdan yazarın gözleme dayalı ve gerçekçi bir anlayışla eserlerini kaleme aldığı bilinmektedir. Değerli konuklar, sözlerimi bitirmeden önce bu serginin gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye'nin Peru Büyükelçiliği ile Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Sergiye gösterdiğiniz ilgi ve açılışa katılımlarından dolayı Fakültem adına hepinize teşekkür ediyorum. Voy a hablar en español y ahora a los tres secretarios. Sayın Mehmet Necat Kutlu'nun da söylediği gibi İspanyolca konuşacağım, sonrasında da çevirmeyi Türkçe'ye çevireceğim. Señor decano de la Facultad de Lengua y Estudios Internacionales de la Universidad de Sara, señor director del Centro de Estudios de la Universidad de Sara, del Departamento de Español, estimado amigo. El Perú es, ante todo, un país mestizo.
mestiza que lamentablemente durante los casi 5 siglos que han pasado desde el encuentro de los dos mundos, fue menospreciada por prejuicios raciales y por la supremacía de la cultura europea. Ne yazık ki 500 yıldan beri ırkçı ve sosyal baskılara maruz kalmış ve Avrupa kültürünün üstünlüğüyle ezilmiş melez kültürümüz. Todo ello está cambiando en la coyuntura histórica reciente. Bütün bunların yakın Peru tarihinde yavaş yavaş değişmeye başladığını söyleyebilirim. Asistimos ahora a una suerte de revalorización de nuestra identidad matriz, de nuestra identidad mestiza. Melez kimliğimize, öz kimliğimize hak ettiği değeri vermeye başladı. Que se manifiesta, por ejemplo, en el rescate del quechua, la lengua originaria del Perú antiguo, que ahora se usa incluso con motivos promocionales y, por ejemplo, en el mundo de la gastronomía peruana, se usa la palabra quechua como un elemento de dar signos de la realidad. Perú bir kültür devrimi başlattı. Örneğin, kadim Perú topraklarında yüzyıllardır konuşulan quechua dilinin kaybolup gitmesini önlemek gibi. Öyle ki ülke tanıtımı için bile quechua dili kullanılır oldu. Perulu'nun bir sembolü olarak Peru gastronomisinde quechua dilinden kelimeler kullanıldığını da ifade etmek isterim. Esa es entonces la importancia de la figura de Nina Lazo, que preside nuestra exposición, pues representa el origen de la cultura mestiza en el Perú. Inca García Lazo figürünün önemi tam olarak budur aslında, çünkü kendisi Peru'daki metis kültürünün kökenini temsil eder. Como vieron señalado mis profesores en el uso de la palabra, el doctor Dudu y el señor Decano, García Lazo simboliza la unión de la cultura andina y la cultura europea. Profesör Kutlu'nun ve Sayın Dekan'ın da ifade ettiği gibi, García Lazo, Avrupa ve Alt kültürünün birleşmesinin sembolü. El Inca García Lazo es el primer mestizo peruano, hijo de un capitán español y de una princesa Coya de origen real Inca. Kendisi Inca kraliyet ailesinden Prenses Coya'nın ve İspanyol bir kaptanın oğlu olarak Peru'da dünyaya gelmiş ilk mestiz çocuklardan bir tanesi. Inca García Lazo, con sus ya mencionados comentarios reales, abrió una primera ventana hacia el pasado, inca, que carecía precisamente de cultura. García Lazo, Necati hocamın yorumuyla, kraliyet anlatıları olarak da çevrilebilecek comentarios reales adlı eserinde, yazılı kaynaklarda bulunmayan inkaların geçmişine doğru bir pencere açmıştır. Él se tuvo que atener a las fuentes orales, a recuerdos de relatos familiares, y gracias a ello pudimos nosotros conocer gran parte de ese rico pasado del Perú. Aile büyüklerinden dinlediği sözlü hikayelere sadık kalmıştı ve biz de onun sayesinde bu zengin kültürü tanıma imkanı. Para ir terminando, quisiera manifestar que yo esta tarde me siento muy complacido por la presencia de todos ustedes, pero especialmente de numerosos jóvenes estudiantes, pues deseamos que ellos conozcan, a través de García Lazo, al Perú mestizo originario. Burada hepinizle birlikte olduğum için çok mutluyum, ama dahası genç öğrencilerle birlikte olduğum için çok mutluyum ve umuyorum ki ileride Inca García Lazo vasıtasıyla Peru kültürünün kökenlerini öğrenecekler. Agradezco también, muy especialmente, a la Universidad de Ankara, Centro Latinoamericano de la Universidad, por su muy generosa colaboración para poder llevar adelante esta actividad conjunta, en especial a todos ustedes, a su nuevo amigo y a su gran equipo. Estoy seguro que realizaremos más adelante nuevas actividades de la naturaleza. Bu etkinliği burada yapmamıza olanak sağlayan Ankara Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum cömert işbirlikleri için. Ama özellikle de Profesör Doktor Mehmet Necati Kutlu'ya ve değerli ekibine şükranlarımı sunuyorum. Umarım ki ileride daha fazla iş yapacağız birlikte. Y un final agradecimiento al equipo de mi embajada que muy inteligentemente ha podido hacer posible esta exposición. Les agradezco mucho. Y finalmente, a todos ustedes, un agradecimiento. Quisiera hacer un brindis por Turquía y por Perú, con el pisco sour que es nuestra bebida nacional. Son olarak Büyükelçilik'teki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu etkinlik çıktı. Çok sağ olun.
adınız?